Merhaba sevgili seyirciler. Peygamberler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte paylaşacağımız konunun ismi kelamı anlamak. Bu konuda bize destek verecek olan arkadaşımız, misafirimiz Tamer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biliyor musunuz, hatırlıyorum eskiden çok biliyorsunuz ki daha akıllı telefonlar yoktu. İnternet, e-mail olayı da yoktu. Evet. O zaman ne vardı? Mektuplar vardı. Ve ben çok seviyordum böyle birisi bana mektup göndersin. Hele de kart gönderirse ve daha da güzel bir şey. İçinde kart çıkarsa evet. Böyle güzel bir kartpostal, böyle güzel bir manzara veya bir şehirden, bir yerden bir resim. Çok beğeniyordum ve çok seviniyordum ve heyecanla bekliyorduk, hatırlıyorum. Böyle sadece ben değil birçok insan ve günümüzde bile hala biliyoruz ki şimdi posta kutuları ne geliyor? Bir sürü mektuplar geliyor. Ama o mektuplar genelde faturalar, ne diyeyim başka, farklı şirketlerden reklam broşürleri, firmaların, lokantaların kendi broşürleri. Bu tarz mektuplar. Ama ayrıca bir mektup var, Yüce Allah yazmış. Ve o mektubu peygamberler aracılığıyla yazmış. Ve bu mektubu da sana ve bana, herkese bu mektup yazılmış. Dolayısıyla eğer biz 21. asırda yaşıyorsak ve herkes bilim adamları, din adamları, birçok insan diyorsa kıyamet gününe inanman lazım. Kıyamet günü geliyor. Öyle bir gün kesinlikle ve gelecek. O zaman birkaç saat ayırıp Allah'ın açık mektubu olan kutsal kitabı, kelamını anlayalım, okuyalım ve anlamaya çalışalım. Doğru olmaz mı? Tabii ki. Çok güzel söylediniz Tamer Bey. Allah kendi sözünü insanlara verdi ki Allah'ı tanısınlar, öğrensinler. Ne istedikleri Allah'ın insanlara karşı bir isteği vardır muhakkak. Zaten onun için de sözünü vermiş oldu. Ve biz aldığımız zaman onun sözünü, kutsal kitabı diyeceğiz, mukaddes kitabını aldığımız zaman elimize, onu okumaya başladığımız zaman evet, bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Ne tür bu sorunlar ve o sorunları tabii ki aşmamız için onları öğrenmemiz gerekiyor. Evet, dediğiniz gibi gerçekten Allah'ın sözü kolay bir söz değildir. Onu herkes de anlayamaz. Bazı şeyleri evet çok basit, sade bir şekilde Allah anlatıyor. Ama bazıları da örneklerle vermiş oluyor, değil mi? Evet, bir şey soracağım. Şimdi siz de genç bir bayansınız. Biliyorsunuz kitap okumayı belki de seviyorsunuz. Roman ve başka bilim dergileri, bilim kitapları da okuyabilirsiniz. Bazı kitaplar var. Böyle açıyorsunuz, içinizden onu okumak geliyor. O kadar sizi cezbediyor. İçinizden daha fazla ve daha fazla okumak istiyorsunuz. Bazı kitaplar var ise açtığınızda hiç ilginizi çekmiyor, kapatmak istiyorsunuz. Bir an önce onu rafa bir yere kaldırmak istiyorsunuz ve asla ve asla bu kitabı açıp da okumak istemiyorsunuz. Allah'ın kelamı, kutsal kitap. Nasıl bir kitap, nasıl bir mektup? Yani insan içinden okuması geliyor mu veya kötü kitap mı, kötü bir şey mi? Yani okunması gerekmiyor mu? Şimdi kitap söylediği zaman Allah'ın ilk önce Allah'ın bize isteğine bakmış olacağız. Evet. Allah sevgidir, bir amacı evet. Vardır. Onu da biz tabii ki ona ne zaman geliyoruz? Onun bizim varlığını fark ettiğimiz zaman, onu sevdiğimiz zaman veya maalesef bazen birçok sorunlar geldiği zaman insanların başına o şekilde tanımak istiyorlar Allah'ı. Onun sözüne başvuruyorlar. Allah her şekilde tabii ki insanları kabul eder. Evet. Onu her insana özel bir yaklaşımı vardır muhakkak. Ama Allah herkesine kendi dilinde anlayacağı bir şekilde de anlatmış oluyor. Sadece sözünden değil, ayrıca biliyoruz ki Allah'ın çeşit dilleri vardır insana yaklaşması. Biri bir şey söyleyebilir, doğadan öğrenebilir. Her konuda insan görmek istedikten sonra bunu fark eder. Tabii ki şu anda bizim konuştuğumuz Allah'ın yazılı olarak peygamberlerin aracılığıyla verilmiş olan kitaptan bahsediyoruz. Ve onu anlamak için Allah'ı ilk önce onun sevgisini öğrenmemiz gerekiyor. Ve Allah muhakkak her bir insana kendi sözünden açıklayacak ve bilgiyi bulmasına, onun
verici mesajını öğrenmesine yardımcı olacak. Bir arkadaşım evlenmişti. Biliyorsunuz yeni evli insanlar. Ve böyle bir ay, iki ay, bir yıl geçti. Ve ben de kendisine sordum. Yani nasılmış evlilik? Gerçekten. Yani o kadar bekledin. Dedi ya dedi. Biliyor musun? Evlilik o kadar güzelmiş ki. Bence evlenmek için o kadar bekledim diye değermiş. Çünkü evlilik bir harika bir kitaba benziyor dedi. Her gün o harika bir kitaptan yeni bir sayfa gibi. Her gün yeni bir sayfa. Her gün o aşkla, o sevgiyle, o sıcaklıkla dolu bir yuvanın bir kitabıdır. Beraberliği evlilik. Tanımak, evet. Bu kitap. Peki kutsal kitapta da aşk var mı? Kutsal kitapta da bu sevecenlik, sevgi var mı? Tabii ki ilk sayfasından beri baktığımız zaman kutsal kitabın verdiği peygamberlerin ne kadar güzel olduğunu, evreni Allah ne kadar sevdiği için ve ne kadar bir titizlikle insanlar için yaratıyor bu dünyayı. Buradan hemen bakıyoruz. Yani Allah meleklerine emretmiyor. Ama bizzat kendisi söylüyor ve her şey her iyi şekilde yapılmış oluyor. Şu anda doğaya baktığımız zaman, bize Allah'ın tarafından verilmiş olan dünyamıza baktığımız zaman günah o kadar etkilemiş olmasına rağmen günümüzde doğamızın ne kadar muhteşem olduğunu fark ediyoruz. Allah onu görmeye, sezmeye, onu hissetmeye, duymaya, o ilk baharda tomurcuğun açılmasına, o hafif yapışkan bir oradan o yaprakları çıkmasını, rahatlamasını, oradan sonra kendini salıvermesini, büyümesini, içinden sadece yaprak değil çiçeği çıkmasını, ayrıca günün sabah kalkmasını, akşam batması, bunlar her şey insan için. Ve baktığımızda da görüyoruz ki Allah ne kadar muhteşemdir ve ne kadar sevgisini vermiş insanlar için. Bizim bedenimiz o kadar muhteşem bir şekilde yapılmış ki kendi kendimize zarar verdiğimiz halde Allah bizi gece saatinde onarıyor, değiştiriyor, iyileştiriyor bizi. Yine aynı eski haline getirmek istiyor. O hücrelerin çalışmalı. Yani bunu görüyoruz, Allah'ın bize ne kadar sevgisi vardır. Evet, baktığımız zaman Rabbinin sözüne, Allah'ın sözü sade bir şekilde aslında yaklaşıyor ve insanların onu tanımak istediği zaman o şekilde de Allah onlara açılıyor. Eğer ben Allah'ın sözünü başka bir kötü şekilde amaçla kullanırsam o zaman Allah kendi bilgisini vermez. Ama onu tanımak için, onu sevmek için, ona karşılık vermek için onun sevgisini Allah'ın, Allah bize açıklıyor. Ama dediğimiz gibi Allah'ın sözünü tanımak için bazı adımları yapmamız gerekiyor. Tabii. Bir de şöyle söylemek istiyorum. Şimdi siz mesela şöyle düşünün. Bir kişi sizden hoşlanıyor ve size bir sevgi dolu bir mektup yazıyor. Değil mi? Evet. Demiyor ben şu örneğin siz sarışınsınız, mavi gözlüsünüz. Demiyor ben sarışınlardan hoşlanıyorum, ben mavi gözlü olanlardan hoşlanıyorum ve beğeniyorum demiyor. Tam tersine o sevgi dolu mektubunda sizden, sizin saçınızdan, sizin mavi gözlerinizden diyor. Allah'ın kelamı da öyle. Ve ahiretten de şöyle bir şey var. Bir arkadaşım var, kendisi yabancı bir hanımla evlendi. Yabancı, uzak bir memleketten gelmiş. Biraz daha yoksul bir memleketten gelmiş. Kendisi de bu hanımla tanışmış, görmüş. O hanım tabii yabancı bir ülkede, kendisini biraz ezik, biraz tabii tanımıyor insanları, kültürü tanımıyor. Biraz sanki çekingen, korkak davranıyor ama o beyefendi arkadaşım, o hanım da ki ileride olabilecek o güzel çiçeği gördü. O güzelliği gördü, karakterindeki o güzelliği gördü ve o ona göre o çok büyük değer verdi o hanımefendiye ve evlendi. Ve o evlendikten sonra bir yıl sonra o hanımefendiyi gördüğümde tanıyamadım. O kadar büyük bir değişiklik olmuş. O hanımefendinin nasıl güzelleşmiş, nasıl gözleri parlıyor, nasıl dış görünüşü, sözleri, konuşması, oturması, kalkması bambaşka bir hanımefendi karşımıza çıktı. Allah da öyle. Allah bizim ne kadar günahkar olduğumuzu, ne kadar ona karşı dürüst
olmadığımızı biliyor, görüyor. Ne kadar ona ihanet ettiğimizi de görüyor. Ne kadar bizim yaptıklarımız onun adaletli, kutsal gözlerinde yaptıklarımız günah, çirkinlik, yani kötü şeyler. Buna rağmen Yüce Allah bizde onun peygamberin verdiği kelamıyla, kutsal kitabı sayesinde Allah'ın yardımıyla bizde o ileride olacak değişiklikleri gördüğü için o öyle yaklaşıyor. O bizdeki o kötü insanı görmüyor. Bizdeki gelecekte olacak olan doğru, dürüst insanı görüyor. İşte böyle bir muhteşem Allah'a sahibiz ve onun mektubu da muhteşemdir. Sadece sevgi dolu bir mektup değil. Ayrıca bu mektup özellikle bana, özellikle herkese, seyircimize birebir seçim yapmadan, değil mi? Seçim yapmadan. Allah herkes, seçmiyor. Herkes bu kitabı açınca sanki Yüce Allah oradaki peygamber aracılığıyla direkt bana konuşuyormuş gibi algılaması lazım, değil mi? Evet, gerçekten öyledir ve kutsal kitaba baktığımız zaman Allah topluma da konuşmuş oluyor ama birçok zaman peygamberlerle bizzat insana şahsi şekilde konuşmuş oluyor. Evet, evet, dediğimiz gibi kutsal kitabı açıklamak için bazı ilkeleri bakmamız evet. gerekiyor. Bunlar neden dersiniz önemli? Gerçekten hı hı. önemlidir. Mesela ilk ilkeye baktığımız zaman onu araştırdığımız zaman şunu öğrenmemiz gerekiyor ilk önce. Hı hı. Önemli bilgiyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani nasıl bir şey? Şimdi biz bir bina yapacağımız zaman ilk önce onun temelini atmamız gerekiyor ki sağlam bir bina oluşması için. Yani biz daha temeli atmadan binanın içerisindeki olan mobilyaları seçmiyoruz. İlk önce binanın temelini, biz de aynı şekilde kutsal kitaptaki sözleri okuduğumuz zaman Allah ne söylemek istiyor, kime söylemek istiyor, bu temel esas bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Demek ki ilk biliyorsun ki herkesin öncelik listesi var. Örneğin biz insanlar olarak birinci yerde kimi koyacağız? Yüce Allah'ı, değil mi? Evet. Birinci yerde Allah'ı nasıl koyuyorsak aynı şekilde Allah'ın kelamını, o sevgi dolu mektubunu okurken de oradaki olaylara belli bir öncelik listesine göre sıralamamız lazım. Nedir o? Mesela Yüce Allah'ın sözleri var. Örneğin Allah diyor Musa peygamber, diyor Musa peygamber git halkıma söyle ki yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın, anneni babanı saygı göstereceksin ve böyle böyle devam ediyor. İşte bunlar demek ki direkt Yüce Allah'ın ağzından çıkan sözler. Tabii ki bu sözleri öncülük listemizde birinci yere koyacağız. Ama orada şeytanın sözleri de var. O zaman şeytanın sözlerini de o zaman daha alt sıralara koyacağız. Evet, gerçekten öyledir. Teşekkür ederiz Tamer Bey. Sevgili seyirciler, sizinle birlikte Rab bizi sevdiğini ve bize sözünü paylaşmak istediğini görmüş olduk. Bunu da anlamak için bize bazı adımlardan bahsetmiş oluyor. Bunu tabii ki ileride programımızda öğrenmiş olacağız. Şimdilik kısa bir ara için ayrılıyoruz. Bizimle kalın.